Evet gençler, büyük bir şeye giriyorduk, savaşa. Ki bunlar öğretici yani, bir de öyle düşün. Öğretici seri olmazsa ne savaşlar göreceğiz. Şimdi benim çok sevdiğim bir taktik var. Şu. Rastgele ok atmak. İlla ki birinin kafasına denk gelecek. Denk gelmiyor. Çok uzağa gitmiyor çünkü. Aa, bak birine denk geldi. Şimdi bu sabit adam tutma taktiğini çok kullanıyorum. Onlar şeye gidene kadar ben de arkadan biraz ufaltayım şunları. Okçular bana döndüğü anda çok büyük sıkıntı oluyor. Ki çoğu şu anda durdu. Beni hedef alıyor. Ben hücumu başlatıyorum. Bunların oklarını falanlarını filanlarını harcatıyorum. Ata vurun. Bu at ölse de sıkıntı olmaz. At birkaç kere öldüğü zaman sakatlanıyor. Birkaç kere daha öldüğünde direkt yok oluyor. Envanterinizden siliniyor. Uçup gidiyor. En azından ölü at falan diye kalsa. Şimdi büyük ihtimalle savaşta 50'ye karşı tek falan kalma ihtimalimiz olacak. Olabildiğince şu an bunları kesmemiz lazım. Adam gidiş yoluma falan sıkıyor ya. En azından okçuları temizleyelim de. Diğerleri çünkü çok bir şey kalmayacak. Bizimkiler de bayağı temizlemiş. Güzel güzel. Bizim şeyleri, baltaları, uzaktan vuranları temizlememiz lazım. Yoksa böyle oluyor. Bayağı azaltmışız ya, yarısı şey olmuş. Hayda, beni niye esir aldınız ya? İkinci tura kalaydık. Ben kaçabilir miyim? Bunlar benim envanterime de çöktü kesin. Normalde ben 6-4 çekmiştim çoktan da. Şimdilik sözde öğretici seriyle. Şimdi diyelim ki bu hale düştünüz. Ne yapacaksınız? Zeka alanım. Yeteneklerinizden talimci verin. Şimdi çift 50'ye vermeye devam edeceğim. Tek atamamak beni bayağı üzüyor. Şimdi bu topraklardan da olabildiğince hızlı kaçmaya çalışacağım. Burada beni bir döverler. Nereden geldiğimi unuturum. Şu en azından bir 5 kişi, 6 kişi topraklarda güvenle gezmemi sağlayacak birkaç kişi olsa iyi olur. 10 kişi olduk, güzel. 16 kişi olduk, daha da güzel. Şimdi pazar, erzak diyelim. Erzağı satalım şunları. Gelen paralarla üst baş dizmek artık gerekecek. Okumdan ne istediniz ya? Neyse, en azından elimdeki duruyor. Zırhtan... Ya bunların çoğu alasım yok. Ata diye zırha giriyorum hala. Sakat koşu atı şu an. Yok, binek atı daha iyi. Binek atı alacağım. Silahtan işte bu silah da. Hızı 96, bunun 93. Hem bu daha hızlı hem daha uzun. Güzel yani. Şunları da satalım. Gerek yok. Şunu şöyle alalım. Erzağımız var. Şimdi adam toplayıp şunları keseceğiz. Ya da dediğim gibi talimcinin kasmasını için günleri bekleyeceğiz. Ya da kendimiz talimleyeceğiz. Heh şöyle ya. 23 asker, 13 askere. Nam değeri 4. Şimdi namımız da yayılıyor. Ama orman aydutları gene okluyor. Ben bu ok konusuna bayağı alacağım. Bak bak, görüyor musun bak. Bak çakala bak. Shift'te de zoom yapabiliyoruz. Tabii hala bu eğitici seri. Ayrıyetten bir de şey yapabiliriz. Krallığa doğru. Gerçi krallık kuracağız zaten bu seride de. Öğretici olduğu için. İlk başlarda oyunun
çoğu yerini kesmemeyi düşünüyorum. Kesmediğim sürece siz daha fazlasını göreceksiniz. Daha fazlasını gördüğünüz için yani oyunun başlarına biraz daha rahat edeceksiniz. Ama şu benim yaptığım hareketler biraz pratik, biraz şey var, yaşanmışlık var. ya da ne derseniz. O sayede bu kadar rahat yapabiliyorum. Şimdi burada bazı şeyler yaptığımı fark edeceksiniz. Mesela acemileri alıyorum. CTRL ile terfi et deyip tıklıyorum. Sonra milise dönüştüklerinde şöyle oluyor. Ben bir tık yukarı alıyorum. Bu da hiyerarşiyi sağlamak için. Hiyerarşik durduğu zaman bir adamın işte en tepede ise en üst seviye elemanım olduğunu anlayaraktan aramamış oluyorum. Ve şu anda sadece zırhlı süvari yapacağımız için yani zırhlı süvariye ne kadar adamımız kalmış, ne kadarı daha giriş aşamasında bunları göreceğiz. Şimdi ben biraz daha çeşit ve biraz şey mi yapsam diyecektim. Daha bayağı ürünümüz var. Bu kadarı bize yeter şu anda. 10 tane zeytin. Bunları kahvaltıda yeriz. 26 kişi olduk. Bizim bir şuralarda orman haydutları falan filan mekanın olması lazım. Biraz böyle açığa çıkalım. Tamam. Şimdi bunları döveceğiz. Zekadan talimciye vereceğim. Şunların hepsi milis, acemi falan kaldı. Yayadan sonra zırhlı süvari olabiliyorlar. Anca o zaman işimizi yarayabilecekler. O zamana kadar böyle boş boş takılacaklar. Ki siz de şeyi seçebilirsiniz. Atlı olmayı. Ya piyadeler en azından şey konusunda, hasar konusunda bir tık daha avantajlılar. Şu anda kullandığım mesela hız bonusuyla 60 zarar verirken attan indiğim zaman daha fazla vuracak. Ama daha fazla hasar alma riskim var. Şöyle deşip geçmek varken. Mesela şu anki taktik dağda olmalarından ötürü benim kaçmalarım ve arkalanmalarıyla sonuçlanıyor. Ki artık bir ağaç arkası zamanı geldi. Bak bak kuşta bak bak. Artık ceset. Şu da öyle. Ve daha fazla adam ölecek. Ölmeleri de en nefret ettiğim şey. Şeyimiz olsa, bir iki tane zırhlı süvarimiz olsa, zırhlı süvarinin en fazla atı tanklıyor. Ya şurada da adam kalmış. Bana salın. Düşünsenize, cenk ediyorsunuz böyle Osmanlı zamanında falan filansınız. Komutanın biri geliyor, bana salın. Kesin kase atma uç diyen de çıkacaktı. Zekadan devam edelim. Talimci vermek istiyorum dediğim gibi. Şimdi 20 kişiye düştük. Ayak kayıp verdik. Bir de yağmacı var. Hangi şeyden geliyor emin değilim. Yağmacı böyle köylerden hop köyleri yakıp yıkıp yakıp yıkıp şey yapmamızı sağlıyor. Eleman pardon, para kazanmamızı, köydeki erzaklara, alet edevatlara çökmemizi sağlıyor. Bakın bugünün taliminden 100 XP alanda diyor. Ben şimdi bunları bir talimden geçireceğim. Şu yayaların en azından 4 tanesi, 5 tanesi zırhlı olsun. Şimdi dövüş taliminde 4 kişi alacağım. 4 tane sıvadyalı yaya. Dayak yiyebilirim. Yok yiyemem. Çift elli geldi çünkü. Bu da benim sümükçen tekmem. Pardon, sümükçen vuruşum. Şimdi oyunun öğreticisinde savunma falan filan görebilirsiniz. Yalan. Böyle anlık tıklayıp bir şekilde savunmanız lazım. Diğer türlü olmuyor. Yani adamın saldırısını görüp ona göre saldırmak falan. Burada kesin dayak yiyeceğim. Bu sopa en nefret ettiğim şey. Bence yeterince hızlı değil. Yeterince damage de atamıyorum.
Mesela Sağ tık. Sürekli tıklıyorum. Savunabiliyorum. Yani vurun. En kötü iptal edebiliyorsunuz animasyonunuzu. Animasyon iptal olunca zaten savunma da oluyorsunuz anında. Hop, ben bir şey hareketler yapıyorum ya bak. Benim bendenizde var mı lan komutan? Sen komutan nasıl vuruyorsun? Tamam. 10 tecrübe, 10 tecrübe ve bazı askerler terfi hazır. Acemileri, milisleri, yaya ve bir tane zırhlısı var. Neyse olsun, bir tane de olur. Olur, yeriz. Şimdi bizi dün dövenleri bugün dövmeye gidiyoruz. Şimdi bu arada bu hızlı gitmeyi CTRL space de yapıyorum. Öğretici olacak dedim. Öğrenmekten, öğretmekten çok şeyiz. Hop şöyle 15 kişiyi bir şarabı kafatasından içeceğim. Kafatasın benim olacak falan diyor. Ben de görürsem söylerim diyerek savaşı başlatıyorum. Bu arada çok konuşuyorsam kusura bakmayın, yani videonun boş olmasını istemiyorum. Yani alt üstü adamları kılıçtan geçiriyoruz ya da kılıcı adamdan geçiyoruz, emin değilim. Ve bunlarda çok tanklamamaya çalışın. Hele bir de sudayız şimdi. Hareket hızımız az. Kaçmamız da zorlu olacak. Artık ölüm be. Evet tamam. Bağırınca ölüyorlarmış. Oyunu oynadığım zorluğu da göstereyim. Şu şekilde oynuyorum. Zorluk derecesi %27 diyor da zaten oyun standart şunda geliyor. Şöyle. Şunu şöyle falan oluyor. Fulluyorum. Yani standartı kolaysa kardeş, ben de kolay oynuyorum. Ne yapabilirim? Zırhlı süvarimiz öldürüldü ama bugün XP alacak o kadar yayamız var ki zırhlı süvariyi hayli hayli yerine getireceğiz. Ve ölmek demiyorlar ya. Ki çifteli şey yapmadan da 200'lere getirmeden de bunları tekleyebileceğinizi zannetmiyorum. Son adamı bana niye salmadınız diyorum. Ve CTRL J yapıp atı şahlandırıp tava basıyorum. Buradan da iyi para gelecek. Mis diyorum ve bir tane zırhlı süvarimiz işte bu. Şimdi yedek elemanlar bu yüzden bunlar gençler. 28'e düştük ama 20 tane zırhlı süvariye doğru gidebiliriz. Ve burada haftalık ücretimizi görüyorsunuz. Bu yaklaşık 700 falan olacak. Buradaki taktiğimiz en hızlı şekilde para kasmak. Şimdi parayla para kazanacağız. Gerçek hayatta yatırım yapar gibi. Biraz daha balık alalım. Balıkların miktarı azaldı. Zeytin bitecek. Elmalarımız ve elma hep meyve diyorum ama elmaymış. İpeği alıp bazı yerlerde satma. Genelde karlı oluyor buradan alıp. Deniz amcası 9 tane yardım etsem mi? Alır herhalde ya. Şimdi bana şöyle kolay lokma eleman lazım. Geldi buraya. Lokmanın kolayı. Aa, 5.8 ile gidiyor. Şimdi biz bir şehre tekrar gidelim. Ha, tamam. Olur. Güzel bir besin. Şimdi şu iki eleman 10 kişi dövse geriye kaç kişi kalıyor? 8. 8 kişi ben halletsem, bu arada kamerayı düzeltmemişim. Böyle bir çok tuhaf oluyor, sanki böyle duvara böyle boşluğa bakıyormuşum gibi geliyor. Şeyden dolayı, kameranın yerinden dolayı. Duvar doğrusu açısından dolayı. Hatta yeri ve açısından dolayı. Şimdi gördüğünüz gibi artık şey atmaya başladık. Tek atmaya başladık. Yeterince ivmeyi alınca. Bu olduğumuza doğru işaret. Yani bizden artık adam oluyor. Sen ayrılır lan. Hop. Tamam. Hadi bakayım. Sen kimin mızrak bunlar? Tabi bulmuşsunuz köylü adamı.
Elinde tırpanıyla, sopasıyla, tahtasıyla, odunuyla dalan adama balta fırlatıyormuş. Yapay zekaya da atarımızı yaptığımıza göre. Bak bak kaçıyor bak. Son adam bana salın. Son 3 kişi varmış. Olsun siz gene sonuncuyu bana salın. Komutanım adam bizi öldürür. Bu kişi var. Ben de son adamı kestiğimi zannediyorum. CTRL-C yapalım. Şimdi tamam diyelim. Bunları satacağız ömür boyu. Daha doğrusu 10.000 yapana kadar. Şu an mesela kardayız ama bu kar çok da ileri git götürmeyecek bizi. Çok da ileri gitmeyecek. Ve şu an ufaktan ufaktan tamam kıvamına geldik. Peki bu tamam kısmı nedir? Bizim artık şöyle 30-40 kişilerle ve satacağımız alan. Bakalım çeşit peynir var. Kurutulmuş etimiz biterse diye. Ekmek bitmiyor ama tahıl biter gibi. Ekmek de alalım ya. Almışken lahana da alalım. Bu arada sattığımız şeyler duruyor. Sonra daha pahalıya alabiliyoruz. Burada da bayağı ham ipek var ya. Ticaretten anladığımız zaman bunları nereden alıp nereye satacağımızı öğrenebiliyoruz. Az önceki yaptığım şeyle. Mesela şu an boşu boşuna paramız gitti. Şuradaki elemanları öldürebilirdik. Bak 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 24 kişi. That's a nice head you have on your Gel bakayım. shoulders. Bunların bu atarı var ya benim çok çok hoşuma gidiyor. Bir iki şeyden de bahsedelim o arada. Şimdi biz bu nam kazanıyoruz ya. Nam ne işe yarıyor? Belirli bir miktar nam karşılığında değil de belirli bir nama ulaştığımızda eleman sayımız artıyor. İşte 1000 elemanda 70 kişi veriyor. Pardon 1000 namda 70 yanında tutabileceğin eleman sayısı artıyor. 40 artıyor falan filan. Bannerlord'da daha farklı bir sistem var galiba. Kendiliğinden adam falan da geliyor. Biz gittikçe. Bunda öyle bir şey yok ama bazı eleman toplama taktikleri var. Mesela köylerle aranızı iyi tutup bir anda koca bir ordu toplayabiliyorsunuz. Ki yani oyunu benim gibi yalayıp yutmuş bir insansanız ve kolay da oynuyorsanız daha hiç zorluğu yükseltmedim bu zamana kadar. Genelde 30 kişiyle 100 kişi falan devirebiliyorsunuz. Ki yani hep şövalyelerle takılıyorum zırhlı süvarının bir üstü. Ama çok da iyi para istiyorlar. Öyle bir şeyleri de var. Karlı değiller ama daha doğrusu o parayı hak etmiyorlar ama en iyi seçenek de o olunca ki ben haritayı yanlış okumuşum tersten kaçıyorlarmış. En iyi olunca parayı vermek zorunda kalıyorsunuz zaten o zamanlarda. Paranın sizin için çok bir kıymeti kalmıyor. Şimdi ben buna bastığımda gözüküyormuş. Kafamdan göremeyebilirsiniz diyecektim. Çok düşünceli ama gereksiz düşünen bir ülke. Şimdi şu savaşı da hızlıca geçelim. Ve sonunda 36'ya 11. Mis. Uzun yaya da güçlü germem yok. Şimdi şehrin dibindeydik zaten. Bu sefer pazar zırh diyelim. Ve şunları verelim. Şimdi şehirde ikinci yapacağımız bir iş daha var. Hatta üçüncü yapacağımız bir iş de var. Onlara gelmeden önce köle tüccarı, köle satmıyorum. Gezgin, sen kimsin lan? Tanımıyorum. Arena'ya gir diyeceğiz ve selamun aleyküm aleyküm selam. Ne yaptın hacı? Ödül var mı? Güzel şimdi onu yapacağım diyoruz. Ve kılıç dövüşlerine başlıyoruz. Kılıç dövüşleri bizim iyi bir XP kasacağımız yer. Şimdi benim silahım burada olmadığı için, yani elimde istediğim silaha başlayamadığım için şu an elime ne verdilerse onu kullanacağım. Ve elimdeki, daha doğrusu istediğim silah sahiplerini dövmeye bekleyeceğim. O kadar hızlı kestik ki şu an elemanlar doğdukça, daha doğrusu bizi öldürdükçe doğacaklar. Ya da bayılttıkça.
Artık ne demek isterseniz. Şöyle ağzının ortasına apıştırdık mı bunun? Apıştıramadık. Burada çok büyük bir gelir elde edemiyoruz. 250 altın veriyorlar. Ki şu anki bizim ordu büyüklüğümüz düşünülürse. Yeterince hızlı savunamadım. Zaten 300 dinar falan ödüyoruz. Bu şeyi iki kere yaptığımızda şunu atacağım G harfiyle. Olur G tuşuyla. Bunun saplamasını aldık. Kurtulduk. Ağzına vurduk. Bunun da ağzına vurduk. Şimdi 27 kişiyi bu şekilde dövmeyeceğiz. Oyun sonuna doğru. Daha doğrusu kılıç dövüşünün sonuna doğru. Adamlar daha hızlı spawn oluyor. Bu hızlı spawn'da da bunlar kendi aralarında vs atıyorlar. Şimdi şu an size şey gibi geliyor olabilir işte. Kolay falan. Oyuna girdiğinizde zor gelebilir. Ben ilk girdiğimde işte karakteri böyle hileli falan oynuyordum. Hullemişim falan. Tekiyordum. Yani oyunun başlarında bir tık taktiksel oynamak gerekebilir. Ya da şunu da yapabilirsiniz. Zıplayıp hafif yukarı bakıp şu hareketi de yapa yapa elimdekiyle elbette tek de atabilirsiniz. Ekstra hız bonusu veriyordu yanlış hatırlamıyorsam zıplayarak vurduğumuzda. Ve zaten uzun bir şey bulduğu için çift eli kılıç. Adam zaten nişan aldığı anda ki büyük ihtimalle benim artık refleks olan şey bende. Şu an şu adam geliyor ve ben burada vuramadım mesela. Şimdi refleks olan şey şu. Adam kılıcını kaldırdığında konuştuğum için odaklanamıyorum ama mesela bu. Yani doğru anda refleks olarak tepki veriyorum. Neye göre verdim ben de bilmiyorum. Büyük ihtimalle o kılıcını kaldırması vesaire. Okçuyu da az önce dojladım. Fark ettiyseniz çok basit bir şekilde. Sağ sol yapıyorsunuz vuramıyor. Önce sola doğru, sonra sağa doğru, sağa doğru, sola doğru falan. İstediğiniz gibi yürüyebilirsiniz. Genelde vuramazlar. En sevdiğim şey sıcıncı kilde bitirmek. De bunlar arka arkaya geçince benim şalter atıyor. Ve üçü de bana geliyor. En sevdiğim ya. En güzeli. Üç kişi gelin. Üç kişi gelin. Ve bize para ödülü yok. Atmıştılar. Söve söve şehirden ayrılıyoruz. Ve para kasmaya dönüyoruz. Şimdi hemen şunları yapalım. Gördüğünüz gibi şövalye tek seçenekleri. Yeterince eğitimi olduğunda son seviyeye geçiyor falan filan diye düşünebilirsiniz. De ben çok yavaşım ya. Benim handan adam bulmam lazım. Bir iki eleman var. Zeka seviyesi çok yüksek. O yüzden onlara harita yeteneklerini vermeyi çok seviyorum. Bir tanesi mühendis falan yapıyorum. Öyle yani. Eleman almak çok önemli. Hana gidelim. Alayım. Bak bak bu adam iş görür. Aynen ne diyorsan ha dedim. Elemanı yanıma aldım. Şimdi bu elemanı en üste taşıyacağım. Şimdilik yanımda takılması yeter benim için. Bu da çok iyi bir savaşçı oluyor ileride. Ve yanıma alacağım bir elemanla da çok iyi anlaşıyor. Tana gidelim. Köle tüccarı, çiftçi falan filan. Çiftçi büyük ihtimalle görev için orada. İşte haydutlar bize dalıyor yardım edin falan diyecek. Kaçak mı onlar? He. Başladım gözükmüyor. Rastgele tıkladım. Ve gözüktü. 3.4, 3.2. Her türlü bizden kaçacaklar. Bir de Varçek'e gidelim. Varçek ya da nasıl deniyorsun? Gidelim bakalım. O turnuva. Olur olur yeriz. Köle tüccarı var. Bunduk. Bunlukta ne vardı hiç hatırlamıyorum ama. Sen kaç paraya geliyorsun?
Yani öyle basit. Sana 200 vereceğime turnuvaya 500 veririm. Karşılığında 4000 alırım. En iyisi. Şimdi yeterince level aldığımızda turnuvalar da kolaylaşınca parayı iyice bulacağız. Ki ilk hedefimiz dediğim gibi 10.000. Sonraki hedefimiz bir 10.000 daha. Bu sayede yaklaşık 1.000 altın haftalık gelir elde edeceğiz. Ve 20 haftada bu karşılığını çıkaracak. Şimdi 20 hafta size çok geliyor olabilir. Ama 20 hafta boyunca zarara girmektense yani parayı kasıp 20 hafta kar et. Aa, bunlar yeşilmiş lan. Ben de bizden zannediyorum. Tamam, hallettik. Anam, o ne lan? Biz birbirimizi yerken elemanlar herkes yemiş. Daha ilk turdan kaybedeceğiz ya. İkinci tur mu? Gerçi ikinci turdan da kaybetsek büyük ihtimalle turnuvadan atılırız. Şimdi herkes bana gelecek. Etraflarına döne döne. Bir yerde uzun kılıç varsa onunla bir bakalım. Şöyle birinin de kılıç gördüm ama elinde kalkan var gibi. Bacakmış. O zaman vurmaya devam. Bir aralar şöyle bir şey hatırlıyorum. Daha doğrusu duyduğumu hatırlıyorum. Bacak kılıçtan daha iyi. Daha fazla hasar vurursunuz diye. Emin olmadığım için bana fark etmiyor. Ama baltalar genelde kalkanlara karşı ekstra dayanıklı. Onsu güçlü. Kalkanları daha hızlı kırıyor. Ya da kalkanı direkt deşip geçiyor. Emin değilim o konuda. Emin olmaya gerek yok yani. Random vur geç. Şu turnuvayı da kazanalım. Ve videonun yarım saate geldiğini gördüm. Artık 3 günde bir, 4 günde bir video gelecek. Bu arada kanalı ufak bir boşladığım gibi oldu. Onun sebebi bayram tatili. Kendime bayram tatili verdim. Ki bir yandan da çalıştığım için videoları işte eve gelince falan çekiyorum. Genelde de zamanım olmuyor. Bir tane at kavurma yiyecektim. Bunu da izin vermediler. Kardeşim şu atı bir alabilir miyiz aşağıya? Yani turnuvadan sonra at kavurma istiyorum. Tamam. Random taktiğine geri dönüyorum. Gençler hızlı olmak çok önemli. Ama hız içinde defansı anında indirim. Bir katılımcı iki grup. Adam attı. Geliyor. Zıplayıp vuruyoruz. Ve başarılı. Eğer başaramasaydık büyük ihtimalle attan demeyi yiyecektik. Şeyden almayacaktık adamdan. Biz buranın hamına gelmiş miydik? Bunluk vardı. Köle tüccarı, kitap tüccarı, gözcü. Sen kimsin lan? Gezgin halk ozanı. Ben de gezgin halk ümit. Neyse gençler bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Eğitim serisinin ikinci bölümü. Ne kadar eğitilmesek de eğitim olmasa da. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.